Estağfurullah hocam. Ahir zaman alametleri var. Gösterelim mi hocam? Anlat, evet, devam et. İnşallah hocam. Hazreti Mehdi'nin çıkışı öncesi alametler. Fitnelerin çoğalmasını anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselam fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek. Mektubat-ı Rabbani'den bu. Mağrib'de, batıda karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Fitneler çoğalacak. Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek. Bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak. Ve bu durum bir münadini semadan seslenerek, ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir demesine kadar devam edecektir. El-Kavlül Muhtazar. Münadi gökten bir meleğin bağırması değil bu. Hiçbir zaman hiçbir peygamber devrinde olmamıştır. Radyoya, televizyona işaret var. Gökten Mehdi devrinde tabii ki bir melek bağırır da. Yani evet. Mehdi söyler, işaret eder, o ayrı. Ama onu melekler görüyorlar. İnşallah hocam. Yani melek aleminde meleklere yönelik bir ifadedir bu. Evet. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla insanlar görmezler. İnşallah hocam. Evet. Siz daha bilirsiniz inşallah. Tam peygamberimizin tarif ettiği dönemde yaşıyoruz. Buradaki gazete haberleri tam bu şekilde bir fitnenin olduğu, karışıklığın olduğu bir dönem olduğunu gösteriyor. Hazreti Mehdi'nin çıkış zamanının olduğunun önemli bir delili inşallah. Ne var mesela? Fuhuşta faiz isyanı, hırsızlık artışı diyor. Evladını, kızını öldürmesi, toplum cinnet geçiriyor diyor. Uyuşturucunun yaşı 9'a indi diyor. Suç patlamasına çare aranıyor. Hollanda'da çocuklar 10 içinde alkole başlıyor. Rüşvet arttı, zina arttı. Rüşvet arttı, zina azaldı. Kendimizi içkiye vurduk. Fuhuşta kalkınma hızı %400 oldu gibi çok sayıda gazete haberi gösteriyor. Tamam hocam. Peki başka neler var? Rükû ve secdeye giden herkesi cezalandıracak, cezalandırır. Zulüm, fesat ve fısk çıkartır. Bunu biz iddia edilen Ergenekon örgütünün yapısında görüyoruz. Evet. Alim ve zahitleri katleder. Sürekli cinayeti onların yöntemi. Evet. Şehit ediyorlar değerli kardeşlerimizi. Pek çok şehri de işgal eder. Gizli işgal bu. Evet. Kan akıtmayı helal kılarak Ali Muhammed'e düşman kesilir. Kan akıtmayı, terörü ve anarşiyi, evet, zaten Lenin, Leninizmi şart haline getirmiş. Açık, evet, söylüyor. Nerede bu? Ali bin Hüsamettin el-Müttaki, Celalettin Suyuti'nin tasvifinde hadisler. Çok, evet, güvenilir bir kaynak. Benden sonra halifeler olur. Halifelerden sonra emirler diyor. Halifeli kalkıyor. Evet. Halifenin kalkılacağını söylüyor Peygamberimiz. Emirlerden sonra da zalim melikler gelir. Evet. Yani despot rejimler. Mesela Hafız Esad gibi. Evet. Efendim Saddam gibi. Evet. Değil mi? Evet. Müslümanları mahveden, acı çektiren zalim melikler gelir. Sonra da Ehl-i Beytim'den birisi çıkar. Mehdi. Evet. Evet. Burada Müslümanların üçte biri öldürülürden kasıt, yani bu tip sayılarda çok fazla Müslüman öldürülür anlamına geliyor. Şehit olurlar. İnşallah. Yani aynı zamanda Müslümanlara yönelik cinayetlerin çok artacağına hadis işaret ediyor. Yoksa üçte bir matematik anlamda bir keskinlik ifade etmez. Orada bir toplu katliam anlatılmış oluyor. Devam edelim. Nitekim gazete haberleri de İslam düşmanlığı had safhada. İsviçre'de ezana izin yok. Hollanda'da İslam düşmanlığı had safhada, internet yoluyla Müslümanlara ırkçı saldırılar arttı. Hakikaten bu dönemi yaşandığını, evet, görüyoruz inşallah. Allah'ın açıkça inkar edilmesini tarif ediyor Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak. Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Hazreti Mehdi gelmez. Evet, burada anladığımız şu. Darwinist, materyalist olan insanlar gelişecekler. Evet. Allah'ın varlığını inkar edecekler. Kainatın yaratılışının tesadüfler sonucu, çamurda, kendinden, tamamen Allah'ın yaratışı olmadan olacağını söyleyecekler. Dolayısıyla Allah'ı inkar etmiş olacaklar. Evet. Bir kısmı da internet siteleri kurarak, işte yayınlar yaparak, alenen ve net olarak Allah'ı inkar edecekler. Evet, inşallah. Bu zamanımız doluyor mu, oldu mu dünya çapında? Evet hocam, zaten haberlerde çok net teyit ediyor. Londra, evet, ateist otobüs diyor. Allah'ın yoktur diye haşa otobüslerin üzerine yazmışlar. Avrupa krisenin yolunu unuttu. Ateist sloganlar otobüste yolculuk edecek. Günümüzdeki haberler bunlar. Yani şimdi bu tabi bu dar olan kısmı, yani burada kastedilen hadisteki dünya çapında şumullü olana dikkat çekiyor. Evet. Yani Darwinist materyalist felsefeye dikkat çekiliyor. Evet. Dünyanın %95'i de Darwinist materyalist felsefenin etkisi altında kaldı. Yoksa otobüslerin üstündeki bu kadar yazı bu değildir hadiste kastedilen. Evet. Yani dar planda değil. Ya yani dünya çapında kitlevi olarak okullarda Allahsızlık, dinsizlik ders olarak okutulacak. Evet. Ateist, Darwinist, materyalist bir sistem dünyada gelişecek.
buna dikkat çekilmiş evet. oluyor. Evet. Yine diğer bir alamet olarak inşallah helallerin haram sayılması gösteriyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. El-Kavlül Muhtazar. Ey Huzeyfe, o günde Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde onlar ridde yani dinden çıkmak üzere olacaklardır. Şarabın helal olduğunu zannedecekler ve namazda kılmayacaklardır. Ukayli En-Necmü Sakıp bir beyanı Ender Mehdi. Haram olan şeylerin helal sayılması kıyamet alametlerindendir. Peygamber Efendimiz haramların helal sayıldığı bir dönem olduğunu bildiriyor. Hakikaten günümüze baktığımız zaman bunun böyle olduğunu görüyoruz inşallah. Allah'ın haram kıldığı. Evet. Geri al o hadisleri geri al. Evet. Bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Yani orada çok daha geniş şumullü bir şeyden bahsediliyor bakın. Bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Evet. Avrupa'da uyuşturucu helal. Evet. Fahşa helal. Değil mi? Evet. Domuz helal. Evet. Şarap helal. Evet. Efendim zina helal. Evet. Efendim faiz hepsi. Evet. Akla, evet. Bak hepsinin helal sayıldığı büyük bir fitne. Büyük fitne bak. Bütün ve büyük. İki önemli kelime var. Bütün helallerin, bütün haramların helal sayıldığı. Yani demesi ki çok şumullü bir haramları helal sayma olacak. Ama diyor bak büyük bir fitneden sonra çıkacak. Yani dünya çapında. Evet. Dünya çapında. Dünya çapında var bu olay şu an. İslam ülkelerinde de var. Evet. Git Mısır'a böyle. Evet. Git Ürdün'e böyle. Değil mi? Evet. Irak'a gitsen yine böyle. Gerçi tabii orada iyi Müslümanlar da var fakat böyle bir durum da var. Ey Huzeyfe, o günde Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde onlar ridde, dinden çıkmak üzere olacaklar. Bak dinden çıkmış değiller. Evet. Dinden çıkmak üzere. Bediüzzaman da onu diyor. Yani ehli imanın imanını muhafaza etmek. Mehdi'nin bir görevi. Yani ehli imanın epey bir bölümü evet. dinden çıkmak üzereyken, Darwinist materyalist sisteme girmek üzerelerken veyahut girmiş de daha kapsamlı hale gelecekken Mehdi devreye giriyor ve Darwinizmi, materyalizmi etkisiz hale getiriyor. Evet. Şarabın helal olduğunu zannedecekler. Ne diyorlar adamlar? Şaraplar kalbinize çok iyi gelir. Evet. Beynine nasıl gelir? Zararı vardır beynine diyor. Evet. Karaciğerine oraya da çok zararı var diyor. Evet. Vücut hücrelerine ona da zararı var diyor. Neden diyoruz kalbine faydalı? Antioksidan var içinde de onun için diyor. Evet. Tamam, antioksidan var doğru. Üzüm suyunda var mı antioksidan? Daha iyisiyle var. Daha iyisiyle var diyor. O zaman niye şarap içsin adam? Evet. Üzüm suyu içer. Değil mi? Bak namaz da kılmayacaklardır diyor. Zaten dünya çapında bir evet. durum bu. Yani mesela Müslüman genç kızlar var. Hanım kapalı diyor ben diyor. Evet. Dindarım diyor. Ta ayak topuklarına kadar kapalı. Namaz kılıyor musunuz diyor. Kılmıyorum diyor. Evet. Değil mi? Evet. Ama başörtüsüne çok titizim diyor. Evet. Namaz önemli değil diyor. Haşa evet. Hocam. Olmaz. Evet. Tabii bir kısmında var. Hepsini tenzih ederim. Bir de İslam ülkelerinde namaz kılmamak İslam tarihinin en yüksek oranındadır şu an. Evet. Mesela Mısır'da, Ürdün'de olsun, Irak'ta olsun çok nadirdir namaz kılan. Zannedildiği gibi değil. Evet. Türkiye'de çok yüksektir. İnşallah. Evet, inşallah. Haram olan şeylerin helal sayılması yine aynı hadisin devamı bu. Onu teyit eden bir açıklama. İnşallah. Hocam. Ahir zamanda geniş çaplıdır yani bunlar. Evet. Haram olan şeylerin helal sayılmaz. İnşallah. Mesela gitti miydi adam markette? Haberi bile yok. Mesela domuz etinden sosisler var, bilmem neler evet. var değil mi? Hiç mahsuru yok gibi biliyor. Halbuki haram ve ama evet. ayrıca dünya çapında bu. Yani bu çok önemli. Dünya çapında ve yaygın. Evet. Küçük ve bölgesel bir şeyden bahsetmiyor hadis. Evet hocam. Büyük çaplı, dünya çapında olan bir şeyden bahsediyor.